Son dönemde İslam'a karşı aldığı kararlarla İslamofobiyi körükleyen Fransa'nın tarihinde aslında bir Müslüman katliamı var. 1945 yılında Fransa, Cezayir'de binlerce Müslümanı günlerce süren katliamlarla yok etti. İşte Fransa'nın kanlı tarihi. İnsanlığın bittiği an, günlerce, gecelerce süren katliam, utanç tablosu. Fransa'nın soykırım izleri. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı yönetimindeydi Cezayir. Huzur, güvenlik ve barış hakimdi bu coğrafyaya. Osmanlı'nın dağılma süreci Cezayir'e de istikrarsızlık getirdi. Sömürgeci güçler de İslam topraklarını bir bir paylaşmaya başladı. O topraklardan birisi de Cezayir'di. 1827 yılında kanlı üniformalarıyla 37 bin Fransız askeri Cezayir'i işgale başladı. İşgal süreci 3 yıl sürdü. Kan ve gözyaşı dolu 3 yıl. Zengin petrol yataklarına sahip olan ve Akdeniz'de oldukça stratejik bir liman özelliği taşıyan Cezayir, Fransa'nın ağzını sulandırıyordu. Cezayir 132 yıl boyunca Fransa'nın sömürgesi olarak kaldı. Fransa, Cezayir'in Müslüman halkını Hristiyanlaştırmak istiyordu. 1830'da Cezayir'de Avrupa'nın en büyük misyonerlik merkezi olan Beyaz Papazlar Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyet, Cezayir halkını 50 yıl içinde Hristiyanlaştırmayı amaçlıyordu. Ama olmadı. Müslüman Cezayir halkının dinine bağlılığı onları başarısız kıldı. Arapça konuşmak ve eğitim görmek yasaklandı. Resmi konuşma dili sadece Fransızca olarak kabul edildi. Bu politika halkın ulusal kimliğini ve kültürel birikimini yok etmeye hedefliyordu. Fransız işgaline karşı direnen Müslüman Cezayirliler tanklarla, tüfeklerle ve ağır işkencelerle sindirildi. Savunmasız insanlara ağır silahlarla saldıran Fransız güçleri 1,5 milyon Cezayirlinin ölümüne neden oldu. ...8 Mayıs 1945'te İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi vesilesiyle yapılan kutlamalar esnasında halk Cezayir bayrağı açınca ortalık bir anda kan gölüne döndü. Fransız askerleri Cezayir bayrağı taşıyan kutlamacıların üzerine ateş açtı. Oracıkta 40 kişiyi öldürdü. Vahşet bölgedeki diğer Müslümanlar arasında büyük tepkilere neden oldu. Gösteriler büyüdü. Fransa ise buna karşılık vahşetin dozunu arttırdı. Ordu sivil halkın üzerine rastgele ateş açtı. Resmi rakamlara göre Fransa 45 bin Cezayirli Müslümanı o gün katletti. O kara gün tarihe Sétif katliamı olarak geçti. Sétif katliamından sonra geçen 10 yılda Cezayirlerin direnişi büyüdü. 1 Kasım 1954'te yayınlanan bir bildiriyle Cezayir halkı bağımsızlık ve hürriyet için ayaklanmaya davet edildi. Aynı yıl içinde kurulan Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Ulusal Kurtuluş Ordusu bağımsızlık hareketinin öncüleri oldu. Fransa o anlarda boş durmuyordu. Yeni kurulacak bir devletin diğer Müslüman Afrika ülkeleri üzerinde domino etkisi oluşturacağını hesaplayan Fransız yönetimi yeni katliamlara yöneldi. Cezayir bağımsızlığını ilan edene kadar pek çok köy Fransızlar tarafından yakıldı, okullar ve camiler yıkıldı. Fransız askerleri yaptıkları katliamlarla gurur duyuyor, bu nedenle de gülümser ifadelerle zulümlerini belgelemekten bir rahatsızlık duymuyorlardı. Cezayirlilerin Ayn Beyda bölgesinde öldürülen Cezayirlilerin önünde çekilen fotoğraflar tüm dünya basınında yer aldı. Ama Batı bugün olduğu gibi dün de katliamlara göz yumuyordu. Fransız yönetiminin Cezayir'de uyguladığı politikayı dönemin olağanüstü yönetim komutanının sözleri açık bir şekilde ortaya koyuyordu. İşkence mi? Elbette işkence uyguluyoruz diyordu. Erkekler, bazen de kadınlar tutuklanıyor ve daha sonra kendilerinden haber alınamıyordu. Cesetlerin taş bağlanarak denize atıldığı biliniyordu. Fransız askerlerinin baskı ve sindirme yöntemlerine ırza saldırı ve köyleri ortadan kaldırma uygulamaları da dahildi. Halkın evlerine yapılan ani baskınlarda katliamlar gerçekleştiriliyordu. Yataklarından çıkarılan insanlar vahşice öldürülüyor, bebekler kurşuna diziliyordu. İşte bu tüyler ürperten görüntüler tarihin utanç sayfalarında kayıtlı. Fransa için kurtuluş, Cezayir için soykırım günü. Fransız askerleri tek suçları ülkelerinin bağımsızlığını istemek olan yaklaşık binlerce Cezayirliyi katletti. Kadın, çocuk, yaşlı genç demeden on binlerce Cezayirli
Fransız askerlerinin kurşunlarıyla can verdi. Katledilen on binlerce Cezayirli'nin bir kısmı şehir dışında açılan dev çukurlara gömüldü. Bir kısmı ise kamyonlara doldurularak kireç fırınlarında yakılmaya götürüldü. Cezayirlilerin cesetleri ölüm fırınlarında yakıldı. 1945 yılı tarihe Fransa'nın utanç yılı olarak kazındı. Tarih sayfalarına utanç olarak geçen bu katliam Fransa tarafından görmezden geliniyor. Cezayir hükümeti Fransa hükümetinden katliam konusunda defalarca özür talebinde bulunmasına rağmen Fransa bu ayıbı bugüne kadar kabul bile etmedi.